Evet. İnsanlar da biter, vatandaşlar da biter. Yazık yani gerçekten. Tabii ki ümit ediyoruz ki ülkemiz için, Türkiye'miz için uygulanacak politikalar önümüzdeki süreçte bu geçmişteki tahribatı azaltsın. Ama bu tahribatın faturası, maliyeti kime çıkacak? Bir şekilde bunun hesabının da verilmesi gerekiyordu. Hesabı siyasetçiler veriyor Türkiye'de ama siyasetçiler de hesap verirken işte bu popülizm hesabın bir şekilde verilmesini de önemli ölçüde engelliyor. Burada da ne devreye giriyor? Popülist söylem devreye giriyor. Algı devreye giriyor. O şekilde işleyen bir sistemimiz var maalesef. Maalesef. Teşekkür ederim hocam. Döneceğim Evren Devrim Zeryut. Şu anda borsada 7.491 puandan açılış bekliyoruz. Dolardaki hareket, yani bugünün manşetlerinden biri de bu. Rakamlar diyor ki 8 milyar dolar kur için harcadınız, sonra işte 7,5 puan faiz arttırdınız ve dolar birdenbire patır patır düştü. İşte o yüzden soruyorum, bir önceki ay niye 2,5 arttırdınız vesaire diye. Tablo biraz daha mı net görüldü? Enflasyonla mücadelenin biraz daha zor olduğu net anlaşıldı mı? Onu da tabii ki soruyoruz, sorulmuyor değiliz. Ama diğer soruları da sorma hakkımız var. Çünkü biz geçmiş 3 yılın acısını hala yaşıyoruz ve insanlar ciddi sıkıntılar altında yaşıyor. Dolayısıyla bu sıkıntıları milyonlar yoksullaşarak ödüyor. Hepimiz fakirleştik. Siz de fakirleştiniz. Biz de fakirleştik. Emekliler hele 7500 lirayla yaşamaya çalışıyor hocam. Gerçekten çok zor. Ve biz hala faiz, kur, bunun enflasyona etkisi ne olur? İşte yerel seçim öncesi maaşlar ne kadar artar? Konuşup duruyoruz. Yerel seçim sonrası bakın o zaman görün deniliyor bize. Ya gerçekten zor Devrim hocam. Anlamak çok zor. Şimdi kur, bu hareket normal mi? Şimdi kurda ne olur? Herkesin kafasında bu soru işareti. Borsada ne olur? Şimdi kur için bence formül çok basit. Sayın Şimşek ne yapmaya çalışıyor? Sayın Şimşek bir enflasyonu paçasından yakalayıp aşağı çekmeye çalışıyor. Öbür taraftan da faizi enflasyona yaklaştırmak için uğraşıyor. Yani faizle enflasyonu yaklaştırdığı ölçüde, buna muvaffak olduğu ölçüde kurun 30'u aşmasını engelleyecek. Benim tahminim şu, enflasyonda ne yazık ki sıkıntılar büyük. Dediğim gibi bunun yapısal gerekçeleri var. Bir önemli neden de para miktarı. Bakın kur korumalı mevduatla çok çılgın ölçüde para basıldı. 12 trilyonu aşan bir parasal büyüklük var. Hatta siz konuşurken ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na girdim. Elektronik veri dağıtım sisteminde. Ebru Hanım, 18 Ağustos itibariyle 12 trilyon 189 milyarlık bir hacim var. Yani Haziran'ın ikisinde yok, mevduat değil, M3 para arzında. Ha, para yani arzında. Vadeli tamam. Mevduat, tamam, vadesiz mevduat, dolaşımdaki para artı çıkartılmış menkul kıymetlerin toplamı. Yani kabaca çok geniş tanımlı bir para arzı. Haziran'ın ikisinde 9,7 trilyon. Ağustos'un 18'ine gelmişiz. Bu rakam olmuş 12 trilyon evet 189 milyar. Bakın muazzam bir artış var. Dolayısıyla şimdi burada sırf böyle hani yapısal bir mevzu da yok ya da faiz de yok. Bir karşınıza kur korumalı mevduattan dolayı bir de devasa bir para miktarı çıkmış. Şimdi Sayın Şimşek'in mücadele etmesi gereken nokta sadece faiz değil, finansal ekonomi açısından diyorum. Aynı zamanda o para politikasının içinde bizim artık nur topu gibi bir para arzı problemimiz de var. Ve bu para arzındaki artış önümüzdeki dönemde enflasyonu daha yukarıya çekecek. İşte bununla da mücadele etmesi lazım. Ben bu mücadelede eğer Sayın Şimşek'in önü tıkanmazsa kim tıkayabilir? İşte düşük faize alışmış girişimciler tıkayabilir. Zaten onların çok büyük baskısı nedeniyle geçmiş aylarda bu karar alınamadı. Yani ne yazık ki Türkiye'de iktisadi kararları alırken pür iktisat yöneticileri bu kararı almıyor.
siyaset işin içine çok angaje olduğu için, siyasetçiler de iş çevreleriyle yan yana oldukları için, hatta o iş çevrelerinin çoğunun milletvekili olup mecliste olduğunu da bildiğimiz için burada bu kararların önünde bariyerler çekiliyor. Bizim bir problemimiz de bu. Yani şimşek koşmaya çalışıyor ama pranga takıyorsunuz siz ona. Dolayısıyla varacağım nokta şu. Şimşek, özetleyeyim, faizi yukarıya, enflasyonu aşağıya doğru çekme çabası içinde olacak. Burada AKP'nin içindeki kanat yerel seçimlerden önce buna ne kadar izin verecek? Yani önümüzdeki toplantı, daha sonraki toplantılarda bu faiz artırım döngüsü bizi 35'lere iletecek mi? 35'ler, 36'lar, bunlar karşımıza gelecek mi faizde? Bura gelirse biz yıl sonu itibariyle ya da bahar aylarında 30 civarında kuru dengeleyebiliriz. Ama Şimşek'in bu faaliyetleri başarısızlıkla sonuçlanırsa, yine popülist politikalara dönülürse, yine iş çevreleri bir şekilde daha fazla etkin olursa, tabii ki onlar da konuşacak, onlar da dertlerini söyleyecek. Ama düşük faizli krediye sırtlarını dayama adına 85 milyonun ödeyeceği bir maliyetle bizi yine enflasyona iterlerse, buradaki kaynaklar yine verimsiz alanlara giderse, işte ne olacak? Dolar TL ne yapar? 32-33 civarları, oraları aşmaya çalışır. Bütün bunlar yapılırken Merkez Bankası yine savunmada kalacak. Yine dolar yakacak. ZK'larla 7 milyar dolar topladı, onu evet, yakacak. Toparlayabiliriz hocam. Bir şekilde para bulmaya çalışacak. Velhasıl Sayın Şimşek'in işi zor. Borsa derseniz orası ayrı bir dinamik. Neden? Borsa şirketleri enflasyonu sever. Enflasyon yukarıya gidecek. Haliyle şirketler bundan olumlu etkilenecek. Artı burada bir de varlık fonu var. Merkez Bankası'nın bir zihniyeti var. Hafize Hanım da söyledi. Hükümet borsayı destekliyor. Şimşek ve Hafize Erkan ikilisi kaldığı sürece borsada düzeltmeler yaşayabiliriz. Ama ana trendde, yönde 8000 ve üzerine doğru gidecektir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Evren değerimize Elut, sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Tanju Tosun, Evren Hoca'nın çalışmaları var ama siz bize biraz daha zaman ayırırsanız çok sevinirim ama karar sizin. Ben kısa bir araya gideyim, siz düşünün hocam.